Cumhurbaşkanının Twitter kullanması birçok insanın ilgisini çekti. Özellikle Twitter'ı bir süredir köpürten insanların çok fazla mutlu oldukları bir organizasyon oldu. Köşe yazarlarının büyük bir kısmı Twitter hakkında ve Cumhurbaşkanlığının kullanış şekliyle ilgili olarak yorumlar yaptılar. Yazılar yazdılar, önerilerde bulundular. Sosyal medya ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı'nın bunu kullanmasının en önemli sebeplerinden birisi reputation management. Yani itibar yönetimi. Çünkü itibar yönetimi noktasında herkesin kendi kimliğini elinin altında tutması gerektiğini Cumhurbaşkanı da farkında. Yaptığı açıklamada sadece Twitter'dan bahsetmiyor. Dikkat ederseniz YouTube'dan bahsediyor. YouTube'un kapalı olmasından duyduğu rahatsızlıktan bahsediyor. Çünkü bu rahatsızlığın önemli sebeplerinden birisi Türkiye'de kanunlara uyan ve kanunları önemseyen iyi niyetli ve Cumhurbaşkanı, Başbakan gibi hiyerarşilere önem veren vatandaşların internet kullanırken YouTube'a giremiyor olmaları, oralarda daha çok Türkiye için zararlı olabilecek ya da devlet konusunda ya da kanunlar konusunda daha az inancı olan bir grubun orada olmasına sebep oluyor. Bu da aslında devlet büyüklerinin orada savunulması noktasında da büyük sorunlara yol açıyor. Bunun önemli şeylerinden, göstergelerinden birisi son dönemde YouTube'da devlet büyükleriyle ilgili videolardan daha fazla devlet büyüklerine karşı videoların olmasını gösterebiliriz. Bu nedenle aslında tabii ki kanunlara uymak gerekiyor ama her seferinde söylüyorum, YouTube'un bize erişimi yasak, bizim YouTube erişimimiz yasak değil. Yani vatandaşların YouTube erişmesiyle ilgili herhangi bir yasak şu anda söz konusu değil. Bundan sonra da olmamasını umut ediyorum. Çünkü YouTube'un kapalı olması görüyorsunuz ki başka noktalarda büyük problemler yol açıyor. Bu nedenle devletini seven, ülkesini seven ve bu tip hiyerarşilere önem veren, devlet büyüklerini seven insanların da YouTube'a girip yorumlar yapmasının, eğer YouTube'da devlet büyükleriyle ilgili kötü videolar varsa bu videolarla ilgili flagler koymasını, yani bu videonun doğru olmadığı, bu videonun yanlış videolar olduğu ile ilgili flagler koymasını rica ediyorum. Bu gerçekten çok önemli. YouTube'da savaşmak noktasında, yani YouTube'daki videolarla savaşma noktasındaki doğru nokta işte budur. Yasalarla, YouTube'un erişimini engellemekle, YouTube'a baskı yapmakla çözüme ulaşılamaz. YouTube aslında bu noktada neler yapılması gerektiğini çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Diyor ki, gelirsiniz, beğenmediğiniz videoyu işaretlersiniz. İşaretlediğiniz videoyu çok fazla insan işaretlerse biz de o videoyu kaldırırız. Bunu dikkate almak gerekiyor. Bu nedenle Cumhurbaşkanı'nın özellikle yaklaşımlarını, internetle ilgili yaklaşımlarını gerçekten çok beğendiğimi söylemek istiyorum. Fakat burada bir de önemli noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Şimdi Rahşan yazmış, çok ilgimi çekti. Diyor ki, Cumhurbaşkanı'nın bir tweet ötede olduğunu bilmek gerçekten özel bir duygu diyor. Evet, bir tweet ötede. Bu Twitter kullanabilenler için. Yani internet kullanmayı bilen ve internet kullanabilen insanlar için. Çok ciddi bir problemimiz var. Bir dijital uçurum ortaya çıkmak üzere. İnternet ve internet kullanan insanlar ve interneti bilen insanlar bir noktada birer adım önde olmaya başladılar. Bunu Türkiye içinde düşünürsek gerçekten büyük bir problem değilmiş gibi görüyor olabiliriz. Çünkü zaten alıştığımız ve hani Hakkari'deki insanın, evet, Cumhurbaşkanı'na ulaşması çok kolay değil ama bizim ulaşmamız kolay. Bu zaten bir noktada alıştığımız bir eşitsizlik. Kötü bir eşitsizlik ama alıştığımız bir eşitsizlik. Ama daha büyük bir problemimiz var. Bunun lütfen farkına varın. Yurt dışında, özellikle Amerika'da dijital olarak ulaşabileceğiniz servislerin sayısı gittikçe artarken Türkiye'de bu servislerin sayısı gittikçe düşüyor. Biz bunun da en önemli sebeplerinden birisi de biz oluyoruz. Kendi bacağımıza kurşun sıkıyoruz. Bunu en güzel anlatabileceğim şeylerden birisi işte gördüğünüz gibi YouTube. YouTube üzerindeki iyi içerik, biz iyi vatandaşların YouTube'a girememesinden kaynaklı olarak azalıyor. Ve Türkçe iyi içeriğin azalması, Türkçe kötü içeriğin artmasına sebep oluyor.
Bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ve devlet kanunu olarak, devlet kuralı olarak, devlet stratejisi olarak internet kullanımını yaygınlaştırmaktan kastımızın sadece Twitter'da iki tane yazı yazmak olmaması gerekiyor. Daha önemli bir problemimiz var. Mesela Türkiye'de navigasyon sistemlerinin hala çalışamadığını görüyoruz. Navigasyon sistemleri Türkiye'de çalışsa, Türkiye'deki benzin tüketiminin büyük bir kısmı daha az olacaktır. Özellikle İstanbul'da ciddi bir trafik problemi var ve bu ciddi bir trafik probleminin ortaya çıkardığı bir benzin tüketimi var. Ve bu benzin yurt dışından alınıyor. Ve cari açığa etki ediyor. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Sadece navigasyon cihazlarından bahsetmiyorum. iPad'lerden, iPhone'lardan ve kullanabileceğimiz her türlü hayatımızı kolaylaştıracak uygulamadan bahsediyorum. Bunlar dijital uçurum oluşturuyorlar. Amerika'da birçok insanın kullanabildiği ve kullanmaya alışık olduğu cihazların bir kısmı Türkiye'de yok. Servislerin bir kısmı Türkiye'de yok. Bunlar bizi hayat standardı olarak aşağıya çekiyor. Ve aşağıya çekilen hayat standardının bize cari açık. Devlet politikasında eksiklikler ve vatandaşların yönetime katılamaması noktasında, yani demokrasi noktasında çok ciddi etkileri var. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Bunu da devlet büyüklerine söylemenin gerekli olduğuna inanıyorum. Bu arada bir kez daha söylüyorum. YouTube'a iyi vatandaşlarımız, devletini seven vatandaşlarımız, milletini seven vatandaşlarımız girsinler ve özellikle devlet büyükleri hakkında yapılan kötü, mide bulandırıcı içeriklerin flaglenmesine, yani işaretlenmesine ve onların kaldırılmasına etki etsinler. Oradaki bir oy çok önemli bir oydur ve sizin o bir oylarınıza birçok insanın ihtiyacı var. Çünkü burası Türkiye ve biz bu ülkenin vatandaşıysak, bizim Cumhurbaşkanımıza, bizim Başbakanımıza, biz de yurt dışında sahip çıkıyor olmamız lazım.